Salih Tuna, neden susuyorsun? Tayinini mi bekliyorsun? Haftalar geçti, hala tık yok. Halbuki çok basit bir soruydu. Hatta soru bile değildi. MİT kumpasında olay yerinde bulunan FETÖ imamlarının Amerikan Büyükelçiliğinden hangi görevliyle ne görüştüğüne dair bilgi talep ediliyordu. Zira FETÖ imamlarından Firari Bayram Andaç'ın 20, 24, Ocak ve 21 Şubat 2014 arasında 5 kez. Muharrem Gözü Küçüğü'nde 6 Mart 2014'te 2 kez Amerika Büyükelçiliği'ni aradığı, kaç dakika kaç saniye görüştüğüne kadar tespit edilmişti. Amerikan Büyükelçiliği söz konusu talebi elbette yerine getirmedi. Getirmeyecek. Bizi suçüstü yakaladınız buyurun bunlar da kanıtları diyecek değillerdi ya. FETÖ tarzı bir yalana başvurup yazılı bilgi talebinin kendilerine ulaşmadığını iddia etmekle yetindiler. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan gönderdiği bilgi talebi yazısının Büyükelçilik tarafından teslim alındığını saatine kadar belgeledi. Sonuç mu? Amerika Büyükelçiliği'nin Türkiye etkililerle temas halindeyiz şeklindeki açıklamasından öte hiçbir şey yok. Gel gelelim, temas başka yerle kurulmuş olacak ki, Star gazetesinden Ardanzentürk'ün ifade ettiği üzere Trump, Amerika Büyükelçisi John Bass'ı apar topar Kabil'e tayin ediyor. Anlaşılan, Bass cevap yerine tayinini beklemiş. Peki, Kılıçdaroğlu neyi bekliyor? Malumunuz Fethullah G. geçenlerde 15 Temmuz'u laik ulusalcı bir kesim yapmış olabilir demişti. Normalde tüm ulusalcı laik kesimin matine suare kıyameti kopartması gerekirdi. Tıs yok. Bilmiyorum nedendir. Nazım Hikmet'in dediği gibi yüreklerinin kulakları sağır mıdır? Nedir? Hele Kılıçdaroğlu öyle bir kulağının üzerine yattı ki Olursa o kadar olur. Bizim Ahmet Kekeç'in ifadesiyle darbenin ulusalcı laik kesim tarafından yapılmış olabileceğine ilişkin kanıtınız nedir bile diyemedi. Aydın Doğan'ın sakallı elemanı da vahametin felaket farkında. Fetullah'a ne olur ağır bir şey söyleyin diye adeta yalvardı Kılıçdaroğlu'na. Kaç gün geçti CHP Genel Başkanı hiçbir şey demedi.'' Diyemez çünkü dediği an mid tırları kumpasında oynadığı fonksiyondan kontrollü darbe martabalına kadar her şeyi dermeyan etmesi gerekir. Üstelik mesele burada da kapanmaz. CHP Genel Müdürlüğüne nasıl tayin edildiğini de artık itiraf etmesi icap edebilir. Öyle maskeli adamlar kaset getirdi ben de izledim demekle olmaz. Bir de bakar ki o maskeli adamlar maskemiz yoktu der, dımdızlak ortada kalır. O kadar ki hiçbir tayinde onu kurtaramaz. Salih Tuna Sabah